Acil dedin geldim. Acil, hem de çok acil. Nedir mesele? Sarp'ın annesiyle ve o kızla görüşüyor musun? Görüşmüyorum dedim ya. Peki. Ama şimdi görüşeceksin. Anlamadım. Bahane bul, hemen onların yanına git. Bana orada lazımsın. İkisini göz altında tutacağız. Gün boyu yanlarında ol, akşam da ol. Bir bahane yarat. Ben sana tamam, ayrılabilirsin. Değene kadar orada kal. Artık söyleyecek misin sebebini? Sarp. Ne olmuş ona? Ondan şüphelerim var. Barış'cığım. Özür dilerim. Sen elleme benim telefonumu olur mu? Ben ilgilenirim. Uğraşma çocukla. İyilik yapmak istedi işte. Vallahi Füsun teyzeciğim, onun iyilikler biraz pahalıya patlıyor ama bize. Ben geliyorum şimdi. Tamam canım. İyi alıştın sen bu köşelere. Bir göreyim seni dedim. İyi gördün. Gidiyorum. Gitme. Bak kolumdan da tutmadın bu sefer. Konuşalım biraz. Tamam olur, ben başlayayım o zaman. Olur. Sarp'la kavga etmişsiniz, niye? Ya bu... Oldu ya işte. Ya söylesene. Kız meselesi. Ya ben anlamıyorum ikinizi. Leyla, boş ver sen onu. Bak, sana mailleri atan adamı Yusuf müdür buldu. Anladın mı mesele şimdi ne kadar ciddi? Kim yapmış bunu? Nasıl olmuş? Adam kendi kafasına sıkmış. İyi de niye? Bilmesen daha iyi. Bak, senin için en hayırlısı böyle işlerden, böyle insanlardan uzak durmak. Benim için değerlisin. Anla bunu artık. Teşekkür ederim ben. Her şey için. Gerçekten. Ne demek? Füsun teyze ne yapıyor? İyi, ne yapsın? İş güç. Geleyim mi be? Ne dersin? Yani bilmem. Ya, bir yemek verir belki, ev yemeği. Bir deneyim mi şansım? Gel bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin Füsun teyze. Sağ ol. Var mı bana verebileceğin ev yemeği? Tabii ki. Mert, neler yapıyorsun son günlerde? Ne yapayım Füsun teyze? Her zamanki işler. Sarp'la neden kavga ettiniz?
Biz o işi hallettik Füsun teyze. Siz haklıydınız. Bir daha almayacak. Hele bir olsun. İkiniz de kulaklarınızdan tavana asar. Tamam, tamam. Bu arada dolma çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bak şöyle yap sen. Sen yalnızca başlarını al. O zaman ben kıymıklarını daha rahat alırım. Dur, kopar tamam. O başları. Öyle daha iyi. Tamam. Peki bunların hepsi bitecek mi? Tabii ki bitecek. Hayır gücün amma geniş senin ya. Öldü benim kardeşim. Bırak lan şimdi. Söylesene. Celal'in yanına bu yüzden mi girdin? Kardeşini mi arıyorsun? Füsun teyze. Hani Umut'la ilgili konuşmuştuk. Yaşıyor demiştin. Evet. Aklıma ne geldi biliyor musun? Kanlı gömleği vardı ya. Evet. Sen onu hiç çamaşır suyuyla yıkadın mı? Hiç yıkamadım onu. Güzel. Niye sordun ki? Aklıma bir şey geldi de belki kendimi sana öyle affettirebilirim. Hem fasulye ayıklamaktan kurtulurum. Hiç atlatma beni. Derdin neyse söyle. Ne oluyor Murat? Bakın. Siz bana o gömleği getirin. Ben onu adli tıpa götüreyim. Yani? Ne olacak? Olacak olan şu. Gömleğin üstündeki kan örneği kayıtlardaki biriyle eşleşebilir. Böyle şeyler olabiliyor mu? Evet. Eğer Umut yaşıyorsa ve kan örneği bizde varsa anlarız o zaman yaşayıp yaşamadığını. Eğer bu dediğin olursa, yani kayıtlarımızda bulunursa, o zaman Umut'un nerede olduğunu da öğrenebiliriz. Füsun teyzeciğim, öyle hemen heyecanlanma. Ne dediğini duymadın mı? Tamam Füsun teyze, ama öyle coşma hemen. Bu benim dediğim binde bir ihtimal. Olsun, hiç yoktan iyidir. Sen hiçbir yere kaybolma. Ben getiriyorum gömleği. Ya keşke önce bana söyleseydin Mert. Şimdi boş yere ümitlenecek kadın. O test sonucundan da bir şey çıkmayacak büyük ihtimal. Tal kafam. Bilemedim bu kadar heyecanlanacağını. Keşke benden isteseydin gömleği. Keşke. Ya hemen öyle asmayın suratınızı. Belki abinin dediği çıkar. O gömlekten buluruz Umut ha. Ha abi biz seninle tanışmadık bu arada. Barış ben. Biz seninle aynı adama ters gidiyoruz. Sarp geçen gün biraz gözünü korkutmuştu. Bir an önce baktır. Tamam Füsun teyze, ilk işim bu olacak. Ne zaman belli olur?
Birkaç güne. Yani ama bak dediğimi unutma. Bu binde bir ihtimal. Herkesin kaydı yok elimizde. Hatta çok azının var. Tamam olsun. Olsun ama sen baktır.